Gazeteciler var, gazeteciler. Televizyoncu, gazeteci neyse ben söyleyeyim sen anla. Ya bu kadar becerdim, daha neysen ya? 5 çocuğum var, 3 oğlum var, 2 kızım var. Kızlarım büyük, oğlanlarım küçük. Torun bilmem var, 50'den fazla. Ne diyorum, 100 yaşındayım ben. Hiç küçmedim, sığar açmadım. Arkadaşların hepsi kendine bir ben varmış bir yani. Sağlığım belki ondandır yani. 38'de ilk ortaokula geldim, bir sene orada okudum. 38'de mahsul çok iyi oldu. Babam yalnızdı, bir annem babam var. Gerisin yani gitti, ona yardım için orada kaldım. Bir de okumadım. Köyde yetiştiğimiz askerliğe vardım, geldim. Karaman'da askerlik yaptım, 4 sene. 3,5 sene, 3,5, 43 ay askerlik yaptım. Şimdi ilk zamanlarda öküzümüz vardı. 2 öküzümüz vardı, 1 atımız vardı. Bizde dayım oğul vardı, onun da 2 öküzü, 1 atı vardı. Onunla beraber müşterek yapardık, atla birleştirdik, öküzümüz beraber çalışırdık. Sonra atı ikileştirdik, ayrıldık. İşte öküzümüz vardı, işte atımız vardı. Rahmetli babam öküzünden sürerdi. Ben atından sürerdim. İkimiz devamlı kaç sene, 3 sene sürdük. Ne kızın ne zamana kadar? 50'ye kadar. 50'den sonra traktör aldık. Traktörle başladık sürmeye. Öküzler daha sattık. İlk evde fabrikanın şeyini bize Atatürk'ü verdi rahmetli. Yağal Bayar verdim bize senin. Yağal Bayar. 51'de Ankara'ya gittik biz 20 kişi. Tepsi'ye gittik. Köşe çıktık. Konya size fabrika kuracağım dedi. Yağal Bayar'a siz dedi Konyalılar ben çok severim dedi. Çok çalışkan adamlar dedi. Siz fabrika kuracağım dedi. Sağ ol dedik. Oradan aldık müzeyi yani. Ütülerde hepimiz Konya'ya gelecektik. Yağal Bayar gelecekti Konya'ya. Hazırlandık hepimiz. Hatta ben motor olduğum için bütün motorlarımı topladım, arabaları Konya'ya gönderdim. Ben en son gelecektim. Tıraş öldüm de böyle gideyim dedim. Tam tıraşa otur kal. Gözüm doldu bak. Bir haber geldi. İftirar oldum. Ben de stop yakaladılar. Şöyle oldu, böyle oldu. İki buçuk bin onlar da kaçtılar geldiler Konya'ya gidenler. Ben hiç gitmedim zaten. İyi hatırlıyorum İtilal'im. O şok yaptı tabii yedama vereceğim. Ama biz şimdi bir yerim bir gidemedik. Evimizde ağladık. Gidilse olurmuş, toplansa olurmuş ama kimse gidemedi. Hiç bütün 20-30 milyondu Türkiye galiba. O zaman herkes evinde ağladı. Onlar idam ettiler bağırda bağırda. Biz de burada ağladık. Ya Menderes gittim gördüm ben. Cihal Bayar'da gördüm. Öyle adam ki ne bileyim. Kuzu gibi diye tarif edeyim yani. Kuzu gibi. Vardık biz makamına girdik. Kendi yokmuş. Bir de baktı 10 dakika sonra geldi. Vallahi başbakan gibi, cumhurbaşkanı gibi değil. Eline bir küçük tespih almış böyle. Sallayarak geliyor. Hiç yanında ne muhafız var, ne asker var, ne jandarma var. Geldi bizi hoş beş etti. Bir kahve içsin içtik. Hiç aklımızda yoktu. Bak Konya'da Menderes gelecekti işte. Bütün halkı Konya'ya gönderdim motorla ben. Tıraş öldüm, ben de gideyim dedim. Hele 30-40 arası hiçbir şey yoktu. 50'den sonra parladı. Traktör aldı, devlet yardım etti, şu yaptı. 50'den sonra millet yardım aldı. 50'ye kadar hiçbir şey yoktu. Ekmek karnesi vardı, her şey vardı. Biz askerdeyken de camileri kapatmışlar zaten. Camileri buğday doldurmuşlar. Alaaddin Camisi'nde gördüm orada şey vardı. Bizim asker, ben süvariydim. Bizim karmandaydı askerlik. Burada bizim aşıyla oradan gelirdi yaşarlar. Eğer meğer şu askeri orada yığılıydı. Orası kapalıydı. Şerafettin kapalıydı. Ayağımızda ayakkabı yoktu. Elbise zaten yok. Böyle takım elbise falan yok. Çiftçi fakirdi. Demokrat Parti açıldıktan sonra her isteyene traktör verdiler. 2,5 liraya, 3 liraya. Bir senat parasına traktör aldılar. Bankalar açıldı, şey aldım. Para aldılar. Millette bir rahatlık oldu, serbestlik oldu. Millette bir neşelenmelik bir yani. Bu bakımdan çok iyi oldu yani. Ola Tayyip Erdoğan çalışıyor, benim bildiğim. 20 senede çalışıyor. Hiçbir adam böyle dayanmaz. Böyle dedi, Türkiye'nin başına böyle 20 sene duran oldu mu hiç olmadı. Yine Allah'ın takdirini iyidir, dayanıyor yani. Hala genç gibi konuşuyor, yürüyor, geziyor. Çok iyi maşallah, çok. Teyzenin 47'de evlendik. 2015'de vefat etti.
Hiçbir dedikodumuz, kavgamız, gürültümüz olmadı. Bir gün küsüp anasının yanına gitmedi. Benden beraber çalıştı, benden beraber yattı, benden beraber kalktı. Hiç farkımız yoktu, benden beraber çalıştı. Allah rahmet eylesin. Annem geliyor, babam geliyor. Onlarla konuşuyorum. Yani konuşmuyorum, ben de hatırlık kafamda çalışıyor yani. Ben de çok severdi babam beni, annem beni çok severdi. Bir oğlandım çünkü. Bir akşam kırağına gittim, geç geldim mi yollara çalardı. Hasanım gelmedi, Hasanım gelmedi. Ben de onları çok severdim, öyle itaat ettim. Hiçbirine diye şöyle demedim, ne dillerse onu yaptım. Çocuk gibi, ne dillerse. 40 yaşında kadar dediklerini yine yaptım yani, hiç itiraz etmedim. Ne hanımım itiraz etti, ne ben itiraz ettim. Evin hakimi ölürse babamdı, ondan sonra annem oldu yani. Ben onunla emrindeydim, ölünceye kadar. Allah rahmet eylesin. Annemi koydu, peynir ekmeğinden baktım geçti. Peynir ekmeğine, yoğurt ekmeğine, bulgur pilavına, neyse. Ömrüm geçti. Hiç Konya'ya gideyim de, şurada yemek yiyeyim, İstanbul'a gideyim de, yok. Ömrüm o köyde, o pilavla, şeyle geçti. Anam babamın yanında. Al, ondan şükürüyorum Allah'a yani hiç. Bir hastalığım da yok şimdi. Bir dizlerim var, yürüyemiyorum işte. Neyse yemeğim, içmeğim, uykum, akşam yatıyorum, sabaha da uyuyorum. Yemeğimi çoğun yiyorum. Ağrıyan sıran hiç yerim yok. Allah'a şükretmeyeyim, şikayetmeyeyim. Çok iyiyim. Yani sen kadar iyiyim. Benden de iyisin. Yok canım, o da olur mu canım? Olur mu canım? Olmaz da. Yaşıma göre iyiyim yani. Evet. Vallahi gençler anasından babasından itaat etsinler. Devletine itaat etsinler. Çalışsınlar. Helal kazanç etsinler. Kadına, kıza, ilişkiye sağa sola gitmesinler. Benim temennim gençlerden bu. Bak, ne diyorum, 100 yaşındayım ben. Hiç iş içmedim, sığaraşmadım. Arkadaşların hepsi kendine bir ben varmış bir yani. Zorlardı bana, hiç ben hiç içmedim, hiç. Ömrümde içmedim. Ne iş içtim, ne sığaraştım, hiç. Sağlığım belki ondandır yani. İçmesinler tabii, ne sığaraşsınlar, ne içkisinler. Zarar, ikisi de zarar.